Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbi Ejmâin. Nikahta denklik bahsinde kalmıştık. Erkeğin kadına denk olması gerekli midir? Gerekli değil midir? Gerekli ise kadın ki dengi olmayan bir erkekle evlendiği durumda nikahın e, durumu nedir? Geçerli midir? Değil midir? geçersizse bu durumda sonraki evrelerde neler yapılması lazım? Bunu inceliyorduk, bunu konuşuyorduk. Bu konu e, fukaha arasında tartışmalı bir konu. Sahabe ile başlayan, tabine e, doğru kayan ve sonrasında e, müştehitler arasındaki tartışmalı bir konu. Bu konuda sahabe-i kiramdan İbni Ömer, İbni Mesud radıyallahu anh, hiçbir şekilde denkliğin aranmayacağını, denklikte sadece dindarlık konusunda bir denkliğin aranabileceğini, onun dışında bir denkliğin olmayacağını söylüyor. E, tabiine geldiğimiz zaman da Ömer bin Abdülaziz, Hasan-ı Basri e, ve e, İbn-i Sirin gibileri, yine aynı şekilde e, o i̇bn Ömer ve İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın yolunu takip ederek bir denkliğin olmayacağını söylüyor. Müştehitlere geldiğimiz zaman da Sevri, Malik, rahimehumullah bunlar da aynı şekilde denkliğin olmayacağını söylüyor. E, Hanefi fukahasının geneli e, normalde denkliğin olacağını savunurken Hanefi fukahasından İmam Kerhi de aynı şekilde İmam Malik ve İmam Sevri gibi denkliğin olmayacağını sadece denkliğin dindarlıkta olacağını söylüyor. Hem sahabenin söylemiş olduğumuz iki sahabenin sonra tabiinin ve e, de Malik ve Sevri rahimehullah'ın delilleri onlar ayet-i kerimede Rabbimizin inne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en değerliniz takva sahibi olanınızdır. Ayeti yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin La fadl li arabiyyin ala acemiyyin ve la acemiyyin ala arabiyyin ve innemel fadlu bit takva. İnsanlar denktirler, eşittirler. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır hadisine dayanarak. Ve bu konuda sahabeden gelen Allah Resulü'nün de tavsiye veya emir etmiş, emrettiği bir takım nikahlardan e, yola çıkarak denkliğin aranmayacağını söylüyorlar. Bu nikahlar da sahabeden Abdurrahman bin Avf'ın kardeşi Hale'nin Hz. Bilal radıyallahu anh'la evlendirilmesi. Yine Fatıma binti Kays'ın e, Üsame radıyallahu anh'la evlendirilmesi. E, Duba'a binti Zübeyir yani Peygamber Efendimiz'in halasının Miktat bin Esvet'le evlendirilmiş olması, aynı şekilde Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim'in onun yeğeniyle evlendirilmiş olmasını delil olarak getiriyorlar. Çünkü diyorlar ki bu şahıslar, bu bayanlarla erkekler arasında bir denklik olmamasına rağmen bu, dü bu nikahlar Allah Resulü'nün ya emriyle olmuş ya tavsiyesiyle olmuş yahut da peygamber tarafından yapılmamış olsa bile sahabe buna vakıf ama hiçbir şekilde itirazda bulunmuyorlar. Bunların tamamı denkliğin olmadığını gösteriyor. Şayet denklik olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretmezdi. Yahut denklik eğer şart olsaydı bu durumda inkar ederlerdi, buna karşı çıkarlardı diye bir takım itirazlar getiriyorlar. Fuka'nın, e, bu anlatmış olduğumuz fuka'nın dışında kalan fuka, hem Hanifi mezhebinin fuka'sı, hem Şafii mezhebinin fuka'sı, hem Hanbeli mezhebinin fuka'sı, ve Maliki mezhebinden bazı zevat ise denkliğin olduğunu söylüyorlar. Buna da delil olarak diyorlar ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama buyurdular ki Ey sahabe size dininiz ve di ahlak, din ve ahlak konusunda hem dindarlığı iyi hem de ahlakı iyi bir insan geldiği zaman da onu geri çevirmeyin. Onu kendi velisi olduğunuz kızlarınızla, kız kardeşlerinizle evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız bu durumda yeryüzünde bir fesat çıkar. Yeryüzünde bir fitne olur demişler. Burada dikkat ederseniz dindarlığın yanında ahlak da zikrediliyor. Ahlak da zikrediliyor. Dolayısıyla eğer e, ahlakta bir denklik aranmasaydı Allah Resulü dindarlığın yanında bunu eklemezdi. Yine Selman Radiyallah'dan gelen bir ifadede Selman Radiyallah eee sahabeye dönerek La umkum fi salatikum ve la ankihu Ben biz sizin namazda size imamlık yapmayız. Eş e, kadınlarınızda rızanız olmadığı müddetçe kadınlarınızda yani kızlarınızda kız kardeşlerinizle evlenmeyiz diye bir ifade kullanmış. Selman radıyallahu anh kendi ra'yiyle, iştihadıyla kalkıp da bu, bu ifadeyi kullanmaz. Bu hükme varmaz. Eğer bu hükme varıyorsa bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir buyruğuna dayanıyordur diyorlar. Zira sahabenin aklen, içtihaden bilmediği, bilemeyeceği bir takım hükümler vermesi merfu hükmündedir. Yani bu mevkuf hadisler merfu hükmündedir. Her ne kadar sahabeye dayansa da ama hakikatte peygambere dayanıyormuş gibi kabul edilir. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kureş Kureşe denktir. Araplar Arab'a denktir. Mevali Acemler de Acemlere denktir gibi hadisleri Yine başka hadislerde kabile kabile, Kureyş'in kabile kabilesi ne denktir? Diğer Araplar da kabile kabile birbirlerine denktir. Diğer insanlar, acemler ise e, şahıs şahsa birey bireye denktir hadisleri. Burada denkliğin aranabileceğini ifade ediyor. Ayrıca Allah Allahu Teala'nın bir ayet-i kerimede Daraballah metelen abden memnuken la yakdiru ala şeyin ve men razaknahu minna rizqan hasenen fehu yunfiqu minhu sirran ve cehra. hel yestevun ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle kendisine bolca rızık verdiğimiz, ikramda bulunduğumuz, mal mülk verdiğimiz bir kimsenin bir kimseye o şahıs Allah yolunda gizli aşikar, İnfakta bulunduğu halde hiç denk olurlar mı? Yani bir köleyle mal mülk sahibi olup da infakta bulunan kişi hiç denk olur mu? Ayet-i kerimesi de yani buradan maliyet konusunda, mülk konusunda, mal mülk sahibi olma noktasında bir eşitliğin olmadığını, birilerin diğerlerine galip olduğunu gösteriyor. Evet yine bir ayet-i kerimede Rabbimiz Vallahi فَضَّلَ بَعْدَكُمْ ala بَعْضٍ فِي Allah rızık konusunda bazısını bazınıza üstün kılmıştır buyurarak insanlar arasında maliyet mal noktasında bir farklılık olduğunu bize beyan ediyor. Yine Allah Resul... başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz efemen kana mu'minen kemen kana fasik Mümin olan kişi fasık olan kişi gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar buyurarak insanların dindarlık noktasında da birbirinden farklı olduğunu bize beyan ediyor. Yine Allah Resulü Nesai'den e, Nesai'nin nikah bahsinde geçen şu hadisle inne ahsaben nasi fi hadi dünya hadel mal insanların kendi aralarındaki farklılıkları, soyları, sopları, birbirlerine övmeleri veya yermeleri şu dünya dünyada mal iledir buyurarak insanların mala itibar ettiğini ve mal noktasında insanlar arasında bir denkliğin olmadığını farklı farklı rütbelerde, farklı derecelerde olduğunu beyan ederek denkliğin olabileceğini söylüyor. Peki denklik hangi noktalarda aranır? Bu konuda mezhepler arasında bir farklılık var mı? Evet. Hanbeli mezhebine baktığımız zaman Ahmet bin Hanbel bir dindarlık noktasında denklik arıyor. Bir de sanat, meslek noktasında bir denklik arıyor. Şafi mezhebine baktığımız zaman da Şafi Şafi fukahası 5 yerde bir denklik arıyor. Bunlar da dindarlık, nesep, meslek, hürriyet ve ayıplardan salim olma. Sonraki Şafi fukası buna zenginliği de ekliyor. Bazı şafi fukası çok dikkatimizi çekecek bir, e, bir konu. Bazı şafi fukası ise her ne kadar bunlar mütekaddim ilk şafi fukasından olmayıp müteahhir sonraki şafi fukasından olsa da onlar e, bu altı şeye 7. bir şey ekliyorlar. O yedincisi de e, evlenecek eşler arasında yaş yaşların ya birbirine denk olması, eşit olması yahut yaşların birbirine yakın olmasının da şart olduğunu söylüyorlar. Eğer böyle bir yakınlık yoksa bu durumda velilerin itiraz hakkının olabileceğini söylüyorlar. Hanifi fukahasına baktığımız zaman da Hanifi fukahası ise nesep açısından arıyor, İslam, Müslümanlık açısından arıyor, e, hürriyet açısından arıyor, denkli sanat, meslek açısından arıyor, zenginlik açısından arıyor. Bir de... E, Dindarlık açısından bir denklik arıyor. Önceki derslerimizde değindiğimiz üzere denklik denklik konusu e, mühim bir konu. Bu denkliğin olmadığı durumlarda ne olur? Farz edelim nikaha kıyan eğer kadınsa ve velilerinin rızası olma, olmaksızın, onların icazeti olmaksızın bu nikaha kıydıysa bu durumda velilerin itiraz hakkı doğuyor. Yani kendilerine dindarlık noktasında, mal konusunda, sanat konusunda ve benzeri konularda eğer denk değilse veliler mahkemeye başvurup bu şahıs bize denk değildir. Dolayısıyla biz bu nikahın feshini istiyoruz derler. Hakim de bunu değerlendirir. Neticede iki tarafı da çağırır. Erkeğe denk olduğunu ispatlamasını ister. Eğer denk olduğunu ispatlayabilirse bu durumda nikah devam eder. Eğer ispatlayamazsa bu durumda velilere yemin teklif edilir. Onlar da yemin ederlerse mahkeme sonuçlanmış olur. Nikah feshedilmiş olur. Eğer bu nikaha kıyan veli değil de eşi, kadın değil de velilerse yani onun rızası olmadan, ona sormadan icazet almadan onun adına nikah kıyacak olurlarsa bu durumda Kadın buna razı olur mu, olmaz mı? Buna bakacağız. Eğer ona denk değilse, kadı şayet şayet bayan buna rıza göstermezse bu durumda nikah fesk edilebilir. Yani o da mahkemeye başvurur, bu nikaha fesk ettirme hakkı olur. Şayet e, bayan eğer nikahını kıymış ve velilerden biri razı olmuş, diğerleri razı olmadıysa ve bu veliler denkle aynı müs müsavilerse, yani her hepsi onun abisi olacak olsa veya amcası olacak olsa veya amca oğulları olacak olsa aynı rütbede olacak olurlarsa bu durumda İmam Ebu Yusuf'a göre diğer velilerin yine feshetme hakkı var ama İmam Azam'la İmam Muhammed'e göre feshetme hakkı yok. İmam Azam'la İmam Muhammed bunun bütüncül bir hak olduğunu, parçalama parçalara, cüzlere bölünemeyen, birbirinden ayrılmayan bir hak olduğunu, dolayısıyla birinin hakkını düşürmesi, diğerlerinin de hakkını düşürmesi sayılır. Zira bu veli eğer bu de, e, denklik olmadığı halde denklik ol, e, olmadığı zamanda da kendi ailesine, e, kendi aşiretine bir takım ayıplama, e, bir takım lekelerin bulaşacağını bildiği halde eğer buna razı oluyorsa o zaman daha kıymetli, daha değerli bazı durumlar var ki razı olmuştur. Dolayısıyla onun rızası e, daha da, daha iyi, daha menfaatli, daha yararlı şeyleri gösterdiğinden dolayı geçerlidir diyorlar. E ee, hani şey Ebu Yusuf ise bu hakkın e, bütüncül olmadığını veliler arasında farklı her birinin bu hakka sahip olduğunu, müstakil olarak bu hakka sahip olduğunu, dolayısıyla velilerden bir bireyin bu hakkını düşürmesi, diğerlerinin hakkını düşürmesi manasına gelmez diyor. Peki veli e, kadın veya veliler rıza göstermiş ama erkeği araştırmamışlarsa ve de denk olmasında şart koşmadılarsa ne olur? Bu durumda hakları düşmüş olur. Eğer Karşı taraf onlara denk olduğunu söylediği halde denk olmadığı ortaya çıkacak olursa hakları düşmez. Yahut denk, denkliği araştırmamalarına rağmen eğer şart koştularsa sen eğer şu mala sahipsen yani mal konusunda bize denksen veya sanat konusunda bize denksen yahut e, hürriyet konusunda bize denksen gibi veya dindarlık konusunda bize denksen gibi bir şart koştularsa bu şartta o şahısta bulunmuyorsa o bulunduğunu söylediği halde bulunmuyorsa bu durumda hakları düşmez. Eğer hilafı e, söyl e, söylenenin tersine bir durum çıkaracak olursa, aksine bir durum çıkacak olursa, sonradan bunun denk olmadığı ortaya çıkacak olsa veliler yine itirazda bulunabilir. Mahkemede onların itirazını alır e, kabul eder ve e, nikaha fesk eder. Şimdi ibareden meseleyi değerlendirelim. Ona göre e, konuyu konuşmuş olalım. Eee bir şekilde. İbareda şurada kalmıştık. Eee Fadli'nin tercihiyle ilgili. E, yani şahs e, dindar bir kızla yani babası dindar olan, kendisi dindar olan bir bayana fasık olan bir kimse denk değil velev ki kendi fasıklığını aşikar yapmasa da yani aşikar bir günah işlemese de aşikar bir haram işlemese de yine denk değildir. Zira her halükarda biz e, şahısların ayıplanıp ayıplanmamasına bakıyorduk. Kişi kendi günahını ilan etmese, aşikar yapmasa da sonuçta aile içi olsa bile bu kişiler ayıplanacaktır. Bu kişiler bu kişiler için bir noksanlık, eksiklik olacaktır. Biz de zaten denklikte ailenin bir ayıplanma durumu olur mu? Onlar için bir ar sebebi olur mu? Veya kadın için bir ar sebebi olur mu? Bunu itibara almıştık. Zira itibara almamızın sebebi de evliliklerde devam ve devam ve beka isteniyor. Maksat evliliğin sürekliliğidir. Şayet siz denkliğe itibar etmezseniz bu durumda bu aileyi devam aileyi devam ettiremezsiniz. Şahıslar arasında eğer bir e, uçurum olursa, bir farklılık olursa bu durumda kişiler arasında uyum olmaz. Uyumun olmadığı yerde nikahı sürdürmek mümkün olmaz. Halbuki nikahta istenen, nikahta istenen e, maslahatların, menfaatlerin, faydaların sürekli deva aynı olması neticede böylelikle nikahan devam etmesi. Yani müşterek noktaların çok müşterek noktaların fazla olması, bu müşterek noktaların fazlalığıyla da nikahan sürdürülebilmesi. Eğer müşterek noktalar bulunmaz ise bu durumda bu nikahı sürdürmek mümkün olmaz. Müşterek noktalar çoğaldıkça nikah da çoğalır. Burası mühim bir konudur aslında. Çok mühim bir konu. Yani veliler de buna dikkat etmeli. Evlenecek olan erkekler ve evlenecek olan kızlar da buna dikkat etmeli. Siz karşı tarafla beraber müşterek noktalarınız var mı yok mu? Çünkü eğer olursa uyumluluğunuz artar. Uyumluluğunuz artınca da nikah nikah sürdürülebilir. Ama eğer müşterek noktalarınız olmazsa uyum olmaz. Birbirine, birbirinize uyuşamazsınız. Bu da nefrete, ee, şahıslar arasında saygı ve sevginin bitmesine veya zedelenmesine sebebiyet verir. Neticede bu da boşanmayla neticelenir. Onun için veliler araştırmayı iyi yapmaları lazım. Evlenecek olan kızlar ve erkekler de araştırmayı iyi yapmaları lazım. Biz birbirimize uyumlu muyuz değil miyiz? Tabi araştırmaları yapmaları lazım derken biz flört yaşamalarından bahsetmiyoruz haşa. Çünkü o haramdır. Gayrimeşrudur. Arada bir nikah bulunmadığı müddetçe şahısların birbirleriyle konuşmaları, muhabbetleri, sohbetleri vesaire gayri gayrimeşrudur. Dolayısıyla ee, biz kefaati okumamızdaki maksatlar maksatlardan bir tanesi de nikahın sürdürülebilmesi ne ile mümkün? Bunu konuşuyoruz. Peki, vatuhteberum malen mal açısından da denklik aranır yani erkeğin kadına kadına ve kadının ailesine zenginlik noktasında eşit olması yakın olması aranır. Felaajizu felaajizu anil mhirül el peşin olan mehirden aciz olan peşin mehri öde ödeyemeyecek bir kimse ve nefakati ve evlendiği zaman da kendi eşinin ve doğacak olan çocuk çoluk çocuğunun nafakasını sağlayamayacak olan bir kimse gayru kuf fakirati fakir de olsa bir bayana denk değildir. Şimdi mehre baktığımız zaman da mehir zaten nikahla beraber kadına verilmesi gereken bir haktır. Kadının kadın e, kadının e, erkekten nikah kaynaklı evlilik kaynaklı alması gereken bir hakkıdır, karşılığıdır. Eğer bu evliliğin karşılığı olan mehri veremeyecek bir güçte ise bu durumda bu şahıs fakir de olsa bir kadının dengi olamaz. Yine aynı şekilde bir, bir erkek... Karşı tarafın nafakasını sağlayamıyorsa ona denk olamayacaktır. Zira evliliğin devamı nafakaya bağlı. İnsan hayatının devamı aslında yemesine, içmesine, giyinmesine, meskenine bağlı. Eğer siz karşı tarafın yemesini, içmesini, giyinmesini, meskenini karşılayamayacaksanız bu durumda siz onun hayatını hayatına mal olacak bir şey yapmış olacaksınız. Yani hayatın devam ve bekası nafakayla mümkünse evliliğin devam ve bekası hayli hayli nafakayla mümkündür. Dolayısıyla şahsın nafakayı sağlayabilecek bir kimse mi değil mi orası önemli. Zaten nafakayı sağlayamayacak bir kimsenin kalkıp da evlenmesi meşru değildir. Eğer siz evlendiğiniz zaman da çalışmayacaksanız, Çoluk çocuğunuzu mağdur edeceksiniz. Çoluk çocuğunuzun nafakasını sağlamayıp da başkalarına muhtaç edecekseniz Sizin evlenmeniz meşru olmaz. Yerine göre haram olur, yerine göre mekruh olur. Eğer nafakanız, nafakasını sağlamayacağınız kesinse bu durumda evlenmeniz mekru, haram olur. Eğer kesin değil de zannı galipse, ağır basan kanaatse bu durumda tahrimen mekruh, harama yakın mekruh olur. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi lazım. Evet veliler kendi çoluk çocuğunun evlendirilmesini isterler. Hemen e ev sahibi e, sahibi olmalarını isterler. Lakin şuna hiç dikkat etmezler. Benim çocuğum evlendiği zaman da kendi çocuk çocuğuna bakacak mı? Ailesini muhafaza edecek mi? Veya kızım evlendiği zaman da kendi kocasına itaat edecek mi? Kendi ailesinin e, ev düzenini sağlayacak mı? çocuk çocuğuna bakacak mı? Buna dikkat etmezler. Ancak buna dikkat etmemiz lazım çünkü bu nikahın olmazsa olmazıdır. وَالْقَادِرُ عَلَيْهِمَا Hem mehre hem peşin olan mehre hem de nafakaya güç getiren bir kimse küfün lizatin lizati emvalin izamin. Büyük servetlere sahip olan, geniş servetlere sahip olan kişilere denktirler. Kişinin mükellef olduğu, evlendiği zaman da mükellef olduğu şey peşin mehri vermektir ve e, ayrıca nafakayı vermektir. Bir kimse peşin mehre kadirse ve de nafakada kadirse bundan sonra artık bir kudret aranmaz. Bu tabii ki İmam Ebu Yusuf'a göredir hatta zahir rivaye zahir rivaya göredir. Yani imamlarda meşhur olarak gelen rivayete göre böyle. Ancak meşhur nadir olan rivayete göre imam imam tarafeyn yani imam azamla imam Muhammed'e Muhammed'e göre zenginlik de bir şey sebebidir. Zenginlik de bir e, denklik sebebidir. İmam Ebu Yusuf'a göre denklik sebebi değildir. Tarafeyn diyor diyor ki e, nadir rivayeye göre tarafeyn e, zengin olmayan fakir olan bir Erkek zengin olan bir kadına denk değil. Zira bunlar arasında bir uçurum var. Bunların beraber kalması mümkün değil. Eğer kadının isteklerini erkek karşılayamayacaktır. Erkek onun isteklerini karşılamayınca da arada bir kopukluk olacak. Bir ayrılığa sebebiyet verecek. Veya Böyle fakir olan bir kimse zengin olan bir ailenin kızıyla evlendiği zaman da o ailenin bu aile adına bir leke olabilir, bir noksanlık, bir eksiklik olabilir. Bundan sebep insanlar onu ayıplayabilir. Mesela zihninizde şunu canlandırın: çok zengin bir bir e, e, iş adamı düşünün. O iş adamının fakir, yoksul bir e, yoksul bir e, adamla kızının evlendiğini düşünün. İnsanlar onu ayıplarlar mı? Ayıplarlar gerçekten. Şu falancaya bakın. E, fakir biriyle evlenmiş, çöpçüyle evlenmiş. Burada çöp, çöpçülüğün, yani çöp toplamanın e, kötü bir meslek olduğunu düşünmeyin. Lakin yani böyle fakir biriyle evlenince insanlar onu ayıplıyor. İnsanlar onu e, eksik görüyor, noksan görüyor. Dolayısıyla insanların itibar ettiği bu şeye itibar etmek zorundayız. Zira itibar etmezseniz aileyi devam ettiremezsiniz. İşte bu sebeple İmam-ı buna itibar ediyor. Ama İmam Ebu Yusuf ise itibar etmiyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki zenginlik dediğiniz şey Gidip gelen bir şey. Bugün vardır, yarın yoktur. Bugün kazanırsınız, yarın kaybedersiniz. Bugün elinize geçer, yarın elinizden çıkar. Dolayısıyla buna itibar edilmez. Nice zengin insanlar vardır, bir anda fakirleşir. Nice fakir insanlar vardır, bir anda zenginleşir. Dolayısıyla buna itibar edilmez. İ, i̇tibar edilecek şey, nafakaya gücü yetiyor mu? Mehre gücü yetiyor mu? Buna gücü yetiyorsa aile devam eder, sıkıntı olmaz. Ama onlar insanlar nezdinde, çünkü denkliğe baktığımız zaman da, iyi itibarı iyice incelediğimiz zaman, biraz meseleyi derinlemesine irdelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında kefaatteki asıl maksat insanlar nezdinde bu itibar ediliyor mu edilmiyor mu? Tabii ki Allah katında nice zengin fakirler vardır ki zenginlerden daha üstündür. Nice Hür, hür hürriyeti olmayan vardır. Hürriyeti olandan daha de, daha de değerlidir. Veya nice meslek sahibi olmayan insan vardır ama Allah katında çok değerlidir. Biz bunu konuşmuyoruz. Biz insanlar nezdinde bu problem mi değil mi? Yarın bugün sıkıntıya sebep olur mu olmaz mı? Nikah bağının kopmasına vesile olur mu olmaz mı? Dolayısıyla kadının kendi eşine yüksekten bakmasına sebep verir mi vermez mi? Onunla ona karşı yani ben zaten zengin bir insanım. Ben sana niye itaat edeceğim? Niye evin işlerini yapacağım? Gibi böyle bir çıkmaza sürükler mi sürüklemez mi? Yani aralarında bir tartışmaya, nizaya, bağlarının kopmasına, irtibatlarının sonlanmasına, sevgi ve saygılarının saygılarının sona ermesine vesile olur mu olmaz mı? Bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla imam tarafımda buna itibar ediyor. Ama i̇mam ibn Yusuf buna itibar etmemiş. Peki mehri müeccelini niye konuşmuyoruz? Ya yani, mehri müeccel zaten hemen verilmesi gereken bir mehir değil ki. Sonradan verilmesi gereken bir me mehir. Dolayısıyla eşi tarafından istenmeyen bir mehirden dolayı denklik niye aransın ki? İstenen bir şeyden dolayı denklik aranır, İstenmeyen bir şeyden dolayı mehir, şey, de denklik neden aransın? İnde Ebu Yusuf hilafen lehuma imamin ise buna muhalefet etmiş. Onu konuştuk. Yani İmam Ebu Yusuf'a göre e, me mehri ve nafakaya gücü yeten bir kimse zengin olan bir kimseye şeyken denkken İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Muhammed'e göre mehre gücü yetse de, nafakaya gücü yetse de eğer kadın zenginse veya kadının ailesi zenginse fakir olan bir kimse o bayana denk olamıyor. Peki el kefaatu fil hirfe meslekteki denklik ve حِرْفَةً عِنْدَهُمَا İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre yani imameyn, sahibeyn dediğimiz iki imama göre meslek de itibarı alınır. Yani meslek tabii ki itibarı alınır derken örfen bakacağız. Yani insanların bulunduğu beldede, bulunduğu şehirde, bulunduğu ülkede, coğrafyada hangi meslekler daha üstün görülüyor? Yüksek bir rütbe olarak görülüyor. Hangi meslekler daha daha aşağı derecede görülüyor. Yani rütbesi daha aşağı görülüyor. Hangisine daha çok kıymet veriliyor, değer veriliyor? Hangisine daha az kıymet veriliyor? Buna göre değişecek. Yoksa kitap kitaplarımızda şu mesleği yapan şu mesleğe denk değildir. Bu mesleği yapan falanca mesleğe denk değildir gibi misaller çokça görürüz. Ancak bu misaller o günün şartlarında, o coğrafyada insanların örf ve adetinde, gelenek ve göreneklerinde üst, yüksek gördükleri bir takım meslekler. Ama mesleklerin itibarı değişebilir. Bu görecelidir. Burada bir meslek çok değerlidir, çok kıymetlidir. İnsanlar onu değerli görürler ama başka bir yerde o mesleğin hiçbir değeri yoktur. Ya da burada bir meslek çok değersiz görülür ama başka bir yerde o meslek çok değerli görülebilir. Fethül Kadir bunu özellikle zikrediyor, özellikle anlatıyor. İbn-i Hümam e, Hidaye üzerine yaptığı Fethül Kadir şerhinde der ki biz burada e, meslek konusundaki denkliği örfe göre yapmamız lazım. Coğrafyaya, ülkeye göre, beldeye göre yapmamız lazım. Örneğin diyor bizim kitaplarımızda halı dokumacının atlara denk olmadığı söylenir veya sarrafa denk olmadığı söylenir. Ama bizim İskenderiye'de yani Mısır'da dokumacı olan bir dokumacı olan bir kimse mesleğinden dolayı çok Değerli görülür, kıymetli görülür. Yani dokucu, dokumacılık mesleği çok değerlidir. Dolayısıyla bizim burada dokumacılık atlardan da daha ötedir, kuyumcudan da daha ötedir. Dolayısıyla bunlar birbirine denk değildir diyemeyiz. Her ne kadar kitaplarımızda böyle bir şey varsa da kitaplarımızda zikri geçen bu misaller tamamıyla o günün şartlarına göredir. Dolayısıyla meseleyi göreceli olarak değerlendirmek lazım. Meslek her ne kadar kıymet, değer biçiliyorsa da örfe göre, o yaşanılan konjöktöre göre, zamana göre değerlendirilip ona göre denk mi, değil mi mesele değerlendirilmesi lazım. Yani sizin bulunduğunuz coğrafyada, yörede eğer... Bir, bir, mesle, bir meslek çok değerli, diğer meslek çok değersizse değersiz olan bir mesleğin sahibi, değerli olan bir mesleğin e, sahibinin kızıyla evlenmesi denksizliktir. E, e, denklik bulunmadığından dolayı böyle bir aile mahkemeye başvurup bu nikahı sonlandırabilir. Ve anil imam rivayetan. imaminde İmam-ı Azam'dan ise iki rivayet var. Bir rivayette İmam-ı Azam Meslekte denkliğin aranmaması gerektiğini söylüyor. Diğer bir rivayette ise aranması aranmasını söylüyor. Ee, peki burada delil nedir? Yani meslekte itibara alınır diyenler neye göre bunu söylüyor? Hayır itibara alınmaz diyenler neye göre onu söylüyor? İmam-ı Azam'a baktığımız zaman da e, yani İmam-ı Azam denkliğini aranmayacağını söylüyor. Çünkü meslek dediğimiz şey e, şahıs mesleğini değiştirebilir. İlla ki aynı meslekte kalacak diye bir şey yok. Yani meslekte sebat, karar, istikrar yok. Siz bugün diyelim ki halıcılık yaparsınız, yarın kuyumculuk yaparsınız. Bugün e, bez satarsınız, mesela bez satarsınız, yarın deri satarsınız. Ya da, ya da bugün deri satarsınız, yarın e, tekstilcilik yapıp Kumaş satarsınız. Dolayısıyla meslek değişebildiği için bugün var yarın yok. Veya şahsın elinde olup şahıs değişebildiğinden dolayı itibara alınmaz diyor. Ama İmameyn öyle bakmıyor. İmameyn diyor ki insanlar nazarında mesleğin bir değeri var, bir kıymeti var. İnsanlar mesleğe göre insanları sınıflandırıyorlar. Bir diyelim ki herhangi bir, mesela bir doktorun kızı kalkıp da daha düşük biriyle evlendiği zaman da insanlar "Aa şunlara bakın. Doktorun kızı falanca ile evlenmiş. Ya da diyelim ki bir başbakan, cumhurbaşkanı veya milletvekilinin kızı falanca ile evlendiği zaman da aa baksana falancanın kızı falanca ile evlenmiş" şeklinde ayıplanıyor. Kıymetsiz görülüyor, değersiz görülebiliyor. Bu onun için bir noksanlık, bir eksiklik olabiliyor. Madem insanlar mesleğe itibar ediyor o zaman bizim de itibar etmemiz lazım. Çünkü insanların itibarıyla nikahın devam ve, ve bekası mümkün. Yani insanların zihinleri, gönülleri bununla meşgulse bu durumda ins insanların itibarı aldığı, değer verdiği bir şeyi siz değersiz göremezsiniz. Değersiz görseniz de bir şey yaramaz. Çünkü bu insanlar arasında uyuşmazlığına her halükarda götürecek. Sizin değersiz görmeniz bir şeyi değiştirmeyecek ki. Siz insanların tamamını evliya göremezsiniz, tamamını tamamını Allah dostu göremezsiniz. Dolayısıyla madem herkes Allah dostu değil, madem herkes dünyadan kopuk değil, o zaman meseleyi uhrevi boyutta değil, meseleyi e, dünyevi boyutta değerlendirmeniz lazım. Yani insanların bu mesleklere bakış açısı, insanların o mesleklere değer verip vermediğine göre meseleyi değerlendirmeniz lazım diyor imameyin. Her ne kadar evet meslekler değişebilir ama mesleklerin değişmesi ani bir şey değildir. Böyle git gel hemen git gel yaşanan bir şey değil ki. Uzun zamanlara yayılan bir şey. Peki burada şöyle bir soru sorulabilir mi? İmam Ebu Yusuf mali güce itibar etmemişti. Nasıl burada mesleğe itibar etti? Şöyle denebilir. Meslek insanların sürekli değiştirdiği bir şey değil. Ama mali kuvvet insanların değiştirdiği bir şey. İnsan malıyla bir takım şeylere kadir, mehre kadir olabiliyor, nefakaya kadir olabiliyor. Dolayısıyla mükellefiyetini yerine getirebiliyor. E, mükellefiyetini yerine getirince insanlar pek de ona itibar etmez. Sonuçta benim kızım e, kendi nafakasını sağlayan bir şahısla evlenmiş derler. Ama mesleği düşük olan bir kimse de nafaka sağlansa bile insanlar yine ona e, hakir bir gözle bakıyor, bir bakabilirler, zelil bir gözle bakabilirler. Yani onu kü küçümseyebilirler ve kızını böyle bir kişiyle evlendiren insanları da e, küçümseyebilirler, hakir görebilirler. Falanca, falanca kızını falancaya verdi şeklinde bir Tövmete ithama itama maruz kalabilirler. Bu sebeple i̇mam Ebu Yusuf her ne kadar malda böyle bir şey itibar ettiyse de e, Meslekte itibarının bir manası var. Yani kendi aslından tamamen rücu etmiş, kendi aslından dönmüş, farklı bir şeye tutunmuş diye denilmez yani. Evet. Fehaykun ev haccamun dokumacı veya hacamatçı ev kunnas kennasun veya e, yerleri temizleyen bir insan temizlikçi ev debbagun veya e, derici gayru kuf'in denk değildir li attarin bu kimse attara denk değildir kokucuya ev bezzazin veya kumaşçıya denk değildir, manifaturacıya denk değildir. Ev sarrafin yahut sarrafa kuyumcuya denk değildir. Ve bihi yufta. Bununla fetva veriyor. Yani imamenin vermiş olduğu fetva muteber. i̇mam Azam'ın fetvasıyla hareket edilmemiş. İmam imamı Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in fetvası değerlendirilmiş, kıymet verilmiş. Ona göre fukahanın çoğunluğu geneli onların fetvasıyla, onların kavliyle fetva vermişler. Konumuzu burada kapatmış olalım inşallah. Meseleyi e, zaten denklik bahsini bitirmiş olduk. Peki denge olmayanla evlenmediği, evlendiği takdirde ne olur? Onu e, dersimizin başında anlatmıştık. Şimdi inşallah ibareden de bir dahaki derste ibareden de okuyarak e, Fuzuli'nin yani verisi ve vekili olmayan kişi tarafından evlenme sağlanacak olursa ne oluru konuşacağız Allah nasip ederse. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد